İlk çağlardan bu yana insanların beslenmek için hayvanları avladıkları bilinmektedir. Buna göre kırmızı et, insanoğlunun bilinen ilk besin kaynaklarından bir tanesidir. Arkeolojik veriler, ilk insanların yerleşik düzene geçmeleriyle beraber başlattığı çeşitli bitki ve hayvan evcilleştirmelerinin dünya genelinde 6 farklı bölgede birbirinden bağımsız olarak 10.000 ila 7.000 yıl öncesinde başladığını göstermektedir. Güneybatı Asya, Güney Asya, Kuzey ve Orta Afrika ile Orta Amerika'nın tropik ve subtropik kuşaklarında başlayan bu devrimin ana amacı tarımı arttırmak, hayvanların süt, et, yün ve derisinden daha verimli şekilde yararlanmaktı. Binlerce yıl süren hayvan yetiştirme kültürünün en önemli dönüm noktası ise hayvanların daha çabuk, daha lezzetli et vermesini sağlamak için kapalı yerlerde besleme kültürünün yaygınlaşması ve hayvan yemlerinin geliştirilmesi olmuştur. Hayvanların ana yem kaynağı olan yonca, mısır, arpa, buğday, soyanın yanında yağlı tohum küspeleri, melas ve entansif besi yemleri et fiyatlarını makul hale getirerek et tüketiminin artmasına neden olmuştur. Günümüzde dünya sığır varlığı 1.3 milyar baş civarındadır. Hindistan ve Brezilya toplam dünya hayvan varlığının yaklaşık %30'una sahiptirler. Diğer yandan Avrupa Birliği, Çin, Amerika, Hindistan ve Afrika boynuzu diye bilinen Doğu Afrika önemli sığır varlıklarına sahip diğer ülkelerdir. Dünya koyun varlığı 1.2 milyar baş. Keçi varlığı ise yaklaşık 1 milyar başa ulaşmıştır. Dünyada küçük baş hayvan varlığında Çin ve Hindistan ön planda yer almaktadır. Dünya genelinde ete olan talep sürekli artış göstermektedir. Fakat bu artış farklı ülkelerde farklı oranlarda seyrediyor. 20. yüzyılın en büyük et üreticileri olan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketim çok yavaş artıyor, hatta neredeyse yerinde sayıyor. Dünyada ete en büyük talepse devasa yeni orta sınıflarıyla Hindistan ve Çin'den geliyor. Gelişmiş pazarlarda kırmızı et kolay satın alınabilir bir ürünken, hayvancılık altyapısının zayıf olduğu ülkelerde lüks bir besin olma özelliğini koruyarak genellikle özel akşamların menüsünde yerini alıyor. Araştırmalar, gelir düzeyinde yaşanan artışa bağlı olarak hayvansal proteine olan talebin yükseldiğini ortaya koyuyor. Çünkü daha iyi durumda olanlar için et yemek bir statü sembolü. Ancak gelişmekte olan ülkelerde pek çok insan için et yemek hala neredeyse bir lüks. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurum et tüketiminde de kendini gösteriyor. Gelişmiş ülkelerde insanlar protein ihtiyaçlarının %56'sını hayvansal ürünlerden karşılarken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %18 seviyesinde kaldığı görülmektedir. Bu denli büyüyen et işinin en önemli parçası da etlerin endüstriyel kullanıma hazırlandığı kesimhaneler, yani mezbahalardır. Tarihte ilk kesimhanelerin çok hayvan besleyen Uygur Türklerince yapıldığı ve ilerleyen tarihlerde Müslümanlığı yeni kabul eden Selçuklu İmparatorluğu'nda aynı geleneğin geliştirilerek sürdürüldüğü bilinmektedir. Modern mezbahaların ilk örnekleri 10. yüzyılda Selçuklularda çok gelişen lonca teşkilatlarına bağlı kasapların toplu halde kesim yaptıkları yan tarafları duvarlarla çevrilmiş açık yerlerdir. Bu mezbahalarda et kesimi İslam dininin belirttiği usullerde temizliğe azami derecede özen gösterilerek yapılmaktaydı. Surların dışında et tüccarları, sakatatçılar ve deri tüccarlarının ayrı dükkanları bulunur. Bunların çalışmaları lonca teşkilatları tarafından kontrol altında bulundurulurdu. İlerleyen tarihlerde Osmanlılar'da özellikle sarayın et ihtiyacını karşılamak amacıyla hijyen kuralları daha da geliştirilmiş, etin mikroplanıp kokuşmasını engelleyecek
artıkların kontrol altına alınmasını sağlayan önlemler de alınarak aynı gelenek devam ettirilmiştir. İstanbul'da ilk mezbaha Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesinin ardından açılmıştır. O zamana kadar İstanbul sokaklarında yapılan kesim bir ferman ile yasaklanmış, toplu kesim yerleri belirlenmiş, kasaplık hayvanların etlerinin bir yerden başka bir yere taşınması ve dağıtılması bir düzene sokulmuştur. Kasaplık mesleği, işi gereği çok zor ve kirli bir meslek olduğu için özellikle ilk zamanlarda ayak takımı tarafından yapılan ve yıllar içinde gelişmesi geç olan bir meslek olmuştur. Geçmişte kasaplar hiç de tekin insanlar değillerdi. Adları sık sık hırgüre ve kabada ile karışır, herkes kasaplardan çekinirdi. Fatih Sultan Mehmed'in aynı fermanı çerçevesinde kasapların ruh halini sağlıklı tutabilmeleri amacıyla yılın 6 ayı mezbahada çalıştırılmaları ve yılın diğer 6 ayında bahçıvanlık işlerinde çalıştırılmaları karara bağlanmıştır. Amerika'da ilk mezbahanın 1640 yılında Connecticut eyaletinde kurulduğu bilinmektedir. Avrupalılar mezbaha düzenini Osmanlılardan öğrenmelerine ve özenmelerine karşın 1800'lü yılların başına kadar Avrupa'da mezbaha kurulamamıştır. Avrupa'da kesimhanelerin halk sağlığı açısından önemini ilk kavrayan devlet adamı 1. Napolyon olmuş ve 1807 yılında Paris'te bir mezbaha açılmasını emretmiştir. Bu tarihten sonra da modern mezbahalar Avrupa'da, Uzak Asya ve Sahra Altı Afrika'sında yaygınlaşmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mezbahalarda soğuk depolarında kullanılmaya başlanmasıyla daha sağlıklı ve daha uygun fiyatlarla ete ulaşabilmek mümkün hale gelmiştir. Yüksek oranda protein içeren kırmızı ette bulunan proteinler vücutta üretilememesi sebebiyle diyetle alınması gereken esansiyel amino asitlere sahip olması nedeniyle zengindir. Ayrıca kırmızı et, vücudun ihtiyaç duyduğu çinko, magnezyum, demir, fosfor ve kobalt gibi ana kaynak sayılmaktadır. Özellikle demir, kırmızı ette organizmanın kolayca sindirebileceği bir şekilde bulunur. Bunun için kansızlık çekenlere kırmızı et tüketmesi tavsiye edilir. Et ve et ürünleri tiamin, riboflavin, niasin, biotin, B6, B12, pantotenik asit, folasin gibi B kompleks vitaminleri de içermektedir. Modern ve helal kesim yapan mezbahalardaki et işleme prosesi şu şekildedir. İlk olarak çeşitli uzaklıklardan gelen hayvanlar, padok adı verilen, hayvan sayısına göre ayarlanabilen bekleme alanlarına alınırlar. Kaliteli ete sahip olmak için kesim öncesi hayvanların stres altında olmamaları gerekir. Bu nedenle padok alanında en az bir gün bekletilmesi ve kesime hazırlanması önerilmektedir. Padokta bekletilen büyükbaş hayvanlar sırasıyla kesim alanına getirilir. Kıble yönüne çevrilen hayvanlar besmele ile devirme kabininde kesilir ve kanları akıtılır. Hayvanların ayak ve boynuzları alınır. Derileri yüzüldükten sonra iç organları çıkartılır. Karkas haline gelmiş gövde bölünür. Veteriner kontrolünün ardından dış temizlik, trim ve tartma işlemlerinden sonra ön soğutması yapılıp sevkiyata kadar soğuk depoya konur. Hayvanın kesilmesinden soğuk depoya gelene kadar geçen zaman 20 dakikayı geçmez. Küçükbaş hayvanlarsa padokta bekletilmesinin ardından sırayla kesim alanına getirilir. Kıbleye çevrilen hayvanlar besmele ile kesilir ve kanları akıtılır. Hayvan deri yüzmeye hazırlanır ve deri ardından da iç organlar alınır. Veteriner kontrolü, genel temizlik, trim ve tartma işlemlerinin ardından ön soğutmaları yapıldıktan sonra soğuk depolara alınır. Modern mezbahalarda
hayvanların İslami kurallara uygun bir şekilde sağlıklı olarak kesilmesinin yanı sıra doğru bir teknolojiyle depolanması et piyasasının en hayati konusudur. Et, tavuk ve balığa nazaran depolanması ve işlenmesi daha kolay bir gıdadır. Ancak karkas etin soğutulması ve depolanması, etin hem fire vermemesi hem de uzun süreli taze olarak saklanabilmesi açısından çok önemlidir. Kesim sürecinin ardından karkasların tartıdan sonra soğutulurken vereceği fire %2'nin altında olmalıdır. Diğer yandan etin cildinde meydana gelebilecek kararma ve morarma etlerin pazar değerini düşürecektir. Bu nedenle soğutma sistem ve kapasitelerinin doğru dizayn edilmesi çok önemlidir. Bir diğer önemli konu da mezbahadan çıkan etlerin taze olarak saklanabilme zamanıdır. Et, karkasından ayrılıp parça et haline geldikten sonra vakumlu paketleme ile 60 gün taze olarak soğuk depolarda dondurulmadan saklanabilir. Basit bir ilave koruyucu işlemle bu vakumlanmış paketlerdeki etlerin taze saklama sürelerini 90 güne çıkarabilmek mümkündür. Bu işi yapmanın tek ve en doğru yolu karkas etin kesildiğinde 7 civarında olan pH değerini etin soğutulması esnasında kontrollü olarak 5.6 civarında kalmasını sağlamaktır. Etin nefasetini artıran bu yöntem, taze et talebi çok olan ülkelerde büyük ticari fırsatlar yaratmaktadır. Karkas et, dünyanın en büyük gıda ticareti yapılan et piyasasının temel ham maddesidir. Kasaplar, perakende et piyasasını bu karkaslarla beslerken, tüm ileri işlenmiş et ürünleri bu karkaslardan sıyrılmış etlerle üretilmektedir. Hayvan ırkınız doğru. Hayvanınızı beslemeniz iyi de olsa, mezbahanızda işlenmiş hayvanınızdan doğru karkas almalısınız. 1 kilo et elde etmek için ne kadar çok su, yem tükettiğimizi unutmadan etimize saygı duyalım, etimize sahip çıkalım.